Merhaba arkadaşlar. Java derslerimizin bu bölümünde klaslarla uğraşmaya kısa bir ara verip while döngüsünü işleyeceğiz. Şimdi en son kaldığımız halden devam ediyorum. İnsan.java klasına bir tane sayı sayma metodu eklemek istedim. Public ve void bir metot olacak bu. Yani metodumuz herhangi bir değeri return etmeyecek. Ve metodun adı da sayı say olsun. Herhangi bir parametre almasın şimdilik. Ve bu metodun yapmasını istediğim şey benim. System.out.println kullanarak birden 10'a kadar sayıları yazması. Şimdi bunu yapmak için ne yapabiliriz? System.out.print ile print out alt alta yazsın istiyorum diyelim sayıları. Bunu kopyalayıp işte birkaç tane yapıştırarak şimdilik 4 tanesini kullanalım. Hani, çok aşırı şey olmasın. Şu bisikletten bin ve inleri comment haline, yorum haline getiriyorum. Ki programımız onları işlemesin. İyi bir nokta say diye buradan sayı say diye daha doğrusu metodu çağırdığım takdirde işte çalıştırıyorum. 1, 2, 3, 4 bunları yazdı. Ama diyelim 100'e kadar sayan bir metot yapmak istiyoruz. Veya işte belli aralıklarda saymasını istiyoruz metodumuzun. Bu şekilde bütün sayıları yazmamız zaten çok uğraştırıcı ve zor olacaktır. Şimdi şöyle bir şey düşünelim. Eğer burada yazdırdığımız her sayıyı ayrı bir biz doğrudan sayı olarak vermek yerine bir integer burada belirleseydik acaba nasıl olurdu? Mesela integer sayı dedik. Sayı sıfırdan başlasın ve System.out.println'in içinde biz bu sayıyı yazdıralım. Sonra mesela bir sonraki sayıyı yazdırmak için sayı eşittir sayı artı 1 diyebiliriz. Sayı sayının bir fazlasına eşit. Sonra bunları kopyalayıp yapıştırabiliriz mesela. Şu an birazcık görüntüyü bozduk ama şimdilik böyle dursun. Yani her seferinde sayıyı 1 arttırıyoruz ve bu sayıyı ekrana yazdırıyoruz. Bunu çalıştırdığımızda yine 0, 1, 2, 3, 4 diye sayıları saydı. Sayı say metodu. Fakat bu da hani hem programımızın satırlarını boşuna doldurmuş olacağız. Hem de fazla işlevsel olmayacak. Yani belli aralıklarda saymayı desteklemeyecek. Aynı zamanda mesela belli bir limit koyup o sayıya kadar saymamızı sağlayan bir şey değil. Bu şekilde yapıları, tekrar etmesi gereken yapıları Java tarafından daha kullanışlı bir şekilde işlemek için while döngüsü adı verilen bir yapı var. Adı üstünde bir döngü bu. Şimdi mekanizmasından bahsedelim. While keyword'ünü kullanıyor. Yani Eclipse de şu an algıladı zaten mor rengi boyadı. While diyoruz ve buraya bir ifade geliyor. İfade yazıyorum şimdilik. Ve küme parantezlerini açıp kapadığımız takdirde while parantezleri içerisindeki ifade doğru olduğu sürece, doğru olduğu müddetçe bu iki küme parantezi arasındaki işlemleri tekrarlıyor program. Yani diyelim buraya bazı işlemler diyelim. Burada işlemler yapıyoruz. İşlemleri yapıyoruz. Bu ifade hala doğru mu diye kontrol ediyoruz. Doğruysa eğer işlemleri tekrar yapıyoruz. Tekrar kontrol ediyoruz. Bu ifade yanlış hale gelinceye kadar bunları tekrarlıyoruz. Burada ifade dediğimiz ne peki? Hatırlarsanız if'in içerisine de bir şeyler yazıyorduk. If parantezin içerisine. Buradaki de bir ifadeydi. Yani bir karşılaştırma ifadesi. Mesela bir sayı şuna eşit mi gibi baktığımız zamanlar. Değeri true ya da false olan değerler. Mesela şöyle bir yapı yapsaydık. If true deseydik. Parantezler arasındaki şey doğru olduğu için if'in içerisini yapmış olurduk. Yani herhangi bir kontrol olmadığı için. If false deseydik de bu if'i her zaman atlardık. Ama mesela if sayı büyüktür, sıfır dediğimiz takdirde sayının sıfırdan büyük olduğu durumlarda bu if'e giriyoruz. Sayının sıfırdan küçük olduğu durumlarda bu if'e girmiyoruz. While'ın içerisindeki ifade de aynı şey. Mesela biz burada 100'e kadar saymaktan bahsediyorsak
Sayı 100'den küçük veya 100'e eşitken buradaki işlemleri yap demiş olacağız. Peki sayı 100'e eşit veya 100'den küçükken hangi işlemi yapmasını istiyoruz biz? Sayıyı yazdırmak işlemi var bir kere. Onu buradan alalım, buraya yapıştıralım. Keselim, pardon, yapıştıralım. Sayıyı yazdıracağız. Fakat şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Burada ne yaptık? Baştan itibaren bakalım. Sayıyı sıfıra eşitledik. Tamam. 1 arttırdık. Sayımız şu an 1. Programın memorisinde, hafızasında kayıtlı sayı değeri 1. Sonra buraya geliyoruz. While'ın içine girmemiz için bu kontrol ifadesinin doğru olması gerek. Sayı 100'den küçük veya 100'e eşit mi? Sayının yerine 1 yazdığımız zaman evet 1 100'den küçük. O zaman gidiyoruz sayıyı yazdırıyoruz. While'ın küme parantezleri içerisindeki işlemler bitti mi? Bitti. Geri döndük, kontrol ettik. Sayı hala 1. Yazdırdık, sayı hala 1. Gördüğünüz gibi buradaki döngü sonsuza kadar sürecektir. Bunun sebebi biz while'ın içerisinde yaptığımız işlemler arasında sayıyı yani bu while kontrol ifadesini etkileyen değişkeni değiştirmedik. Bu yüzden düşündüğümüz gibi gitmedi işler. Burada ne yapabilirdik mesela? Bu sayıyı bir arttırdığımız işlemi while'ın içine yazsaydık, while'ın kontrol ifadesini yanlışlayacak bir değere ulaşmamızı sağlayacaktı. Yani while'ın içerisinde yaptığımız işlemler bizi bir noktada bu while'ın kontrol ifadesini yanlış hale getirecek olması gerekir. Şu an ne yapıyoruz? Sayıyı yazdırdık. 1'di hatırlarsanız. 1 arttırdık. 2 oldu. 2 hala 100'den küçük. Yazdırdık. Hala küçük. Vesaire. En son gittik. 99 oldu. Hala küçük. Yaptık işlemleri. 100 oldu. 100 de 100'e eşit. Yine yazdırdık. 1 arttırdık. En son sayı 101 olduğu zaman 101'in 100'den küçük veya eşit olma durumu söz konusu olmadığı için bu ifade yanlış oldu. Ve program while döngüsünün dışına çıktı. Buradan devam etti. Burada da sayısay metodunun sonuna eriştiği için sayısay metodu tamamlanmış oldu. Şimdi bu haliyle çalıştırdığımız takdirde şurada konsolu da birazcık yükseltelim. Gördüğünüz gibi birden başladı sayılar ve işte herhangi bir atlama olmaksızın 100'e kadar sayıları saydı. Peki diye biz şöyle bir şey eklemek istedik. Aralığı biz tanımlayacağız. Bu iki sayı arasındaki sayıları sayacak. Bunun için bir int başlangıca ihtiyacımız var. Ayrıca bir int sona ihtiyacımız var. Bu iki integer'ı değeri kullanıcıdan alacağız. Peki yapmamız gereken ne? Şimdi başlangıçtaki sayının da dahil olmasını istiyorsak burada sayıyı arttırmayacağız. Çünkü burada mesela sayı sıfırdan başladı. Sıfırdan başlattık. Fakat bir arttırdık ki görünen sayılar birden başlasın. Ama eğer başlangıç sayısında dahil olmasını istiyorsak biz burada sayıyı direkt başlangıca eşitleyeceğiz. Yani başlangıç değeri 5'ten başlıyorsa sayılar da 5'ten başlayacak ve yazdırmaya da 5'ten başlayacağız. Peki ne zamana kadar? 100'den küçük olana kadar değil de bu sefer son sayı değerimiz son olacak. Ve hani diğer kalan kısmı programın hala geçerli. Burada tabi sayısay metodumuz artık değiştiği için burada Eclipse'i uyarıyor. İki tane parametre alması gerekecek. Gelin bu parametreleri de kullanıcıdan alalım biz. Mesela burada bir int a ve b belirleyelim. Başlangıç sayısı A olsun, bitiş sayısı da B olsun. Hemen bir süre kontrol de yapayım. Ondan sonra hatırlarsanız kullanıcıdan herhangi bir değer okuyabilmemiz için scanner'a ihtiyacımız vardı. Burada da eşittir new scanner deyip buraya da sistem nokta in yazıyorduk. Sonra noktalı virgül de koyduk. Burada Eclipse bizi uyardı. İşte scanner'ı bulamıyorum dedi. Import scanner dedik. Ve scanner'ın import edilmesini, eklenmesini istedik. Burada A ve D değerlerini okumadan önce de kullanıcıya
ne istediğimize dair bir mesaj verirsek daha iyi olur. Başlangıç değeri diyelim mesela burada. Daha sonra kullanıcıdan bir A değerinin içerisine SC adını koymuştum scanner'a. Next integer'ı okuyalım buradan. Ve benzer bir şekilde bu ikisini kopyaladım. Bu sefer aynı işlemi B değeri için yapacağım. Son değeri biraz son değer olsun. Bu sefer B'ye okudum ve A ile B arasının saymasını sağlıyorum programın. Tekrar çalıştıralım. Başlangıç değeri olarak bir girdi istiyor program benden. 5 diyelim mesela. Son değer olarak da 10 girelim. Şimdi kontrol ettiğimiz zaman 5, 6, 7, 8, 9, 10 şeklinde saydı. Burada şöyle bir düzeltme yapalım. System out println yazdırdığı ifadeden sonra bu stringi yazdırdıktan sonra alt satıra geçiyor. Alt satıra geçmemesi için sistem out print'i kullanalım sadece ki input'u okurken hemen yazmaya yan satırdan başlayalım. Bu altta konsolda gördüğünüz gibi 5 ve 10 değerleri alt satıra geçti. Şimdi mesela başlangıç değeri. Negatif sayılar da verebiliyoruz. Onun için herhangi bir engel koymadık şu anki programa. Mesela eksi 6, 10 dedik. Eksi 6'dan 10'a kadar saydı. Ama mesela şu anki haliyle programımızın başlangıç değerinin son değerden büyük olup küçük olmadığını kontrol etmiyor. Mesela başlangıç değeri 100 şey diyelim, başlangıç değeri mesela 800 olsun. Son değer de 100 olsun. Bu durumda şimdi girdilerimizi biz kontrol etmiyorduk fakat şöyle bir şey var. Burada zaten aslında eğer sayının ilk değeri yani başlangıç değeri sondan daha büyükse while'ın içerisine hiç girmediğimiz için sorun teşkil etmedi. Aslında hani fark etmeden biz bu kontrolü de programa yerleştirmiş olduk. Yani daha küçük bir değerden daha büyük bir değeri saymaya çalışırken, gitmeye çalışırken çalışıyor sadece program. Tersi bir durum da bu while döngüsünün şartı sağlanmadığı için burada hemen işte şey hiç programımıza yani yazdırma kısmına girmeden while döngüsü son bulmuş olur. Bir de mesela hemen şöyle hızlıca ikişer say metodu yapalım. Sayı say 2 olsun ya da bunun adı. Yapmamız gereken tek değişiklik sayıları birer birer arttırmak yerine ikişer ikişer arttırmak burada olacak. Burada mesela sayı say 2 metodunu çağıracağım bu sefer. Başlangıç değeri olarak mesela 10 diyelim. Son değer olarak da 21 diyelim. 10, 12, 14, 16, 18, 20 olarak yazdırdı gördüğünüz gibi. Son değer ikişer olarak artarak geldiğimiz bir yer olmadığı için onu yazdırmadı ama mesela 11 ile 21 arası deseydik 21'i yazdıracaktı. Yani ikiye bölünen sayıları saymıyoruz biz şu anda. Sadece arttırma değerini ikişer ikişer arttırıyoruz. Bu şekilde herhangi bir kullanıcıdan aldığımız değere göre de o sayıları ekleyerek 3'er 3'er, 4'er 4'er veya kullanıcının belirttiği herhangi bir sayıyı ekleyerek sayma şeyi yapabiliriz. Bu bölümde arkadaşlar ilk döngü çeşidimiz olan while döngüsüne bir giriş yaptık. Önümüzdeki bölümlerde while döngülerinin kullanışı ile ilgili biraz daha detaylı işleyeceğiz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.